biraz olsun güçlenmek istiyorsak böyle çalışmamız lazım. Arkadaşlar, bu videoda çok fazla bir şey anlatmayı düşünmüyorum. Çünkü güç antrenmanları yapacağım. Bunlardan kesitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla nasıl yapıyorsun, ne tür çalışmalar yapıyorsun şeklinde oluyor. Genelde dayanıklılık ve farklı hareketlerde, hamur çınavda, bisepste, kol bölgesinde sabit kalma gibi şeyler yapıyorum. Şimdi ellerimi magnezyumladım. Burası alıyor herhalde. Dumbbell yaptıktan sonra buraya atlıyorum. Aşağıdan geçen insanların buraya bakması biraz garip oluyor. Şimdi dumbbell tutuşumu değiştireceğim ve o tutuşla devam edeceğim. Sıra bu tutuştayız. Şimdi birazcık barfiks yapalım. Parmaklarla tutuyorum. Çok verimli hissettiriyor şu anda. Şimdi birkaç sıkıntılı durumdan bahsedeceğim. Gelişmiyorum diyen arkadaşlar oluyor. Kuvvet anlamında. Düşünün ki mesela elimdeki dumbbell'lar 10'ar kilo. Ben sürekli 10'ar kilo ile aynı hareketi yaparsam kas alıştığı için artık yıpranmayacak ve yıpranmadığı için daha güçlü kaslar inşa etmeyecek. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? 10 kiloysa bunu arttırabileceğimiz. Farklı bir ağırlık daha bulmamız gerekiyor. 10 kilo 10 kiloysa eğer çıkartın diğer dumbbell'dan, buna takın, koyun, 11 kilo yapın, bununla tutun, sonra değiştirip bununla tutarsınız. İlla ikisinin de eşit ağırlıkta olmasına gerek yok. Yani düzenli olarak ağırlık arttıracağız veya yapacağımız şınavsa eğer şınavı yavaşlatacağız, şınavı biraz daha ağırlıklı yapacağız. Barfiks'e barfiksi biraz daha yavaş yapacağız ya da daha fazla tekrar sayılarına çıkacağız. Ama gerçekten kuvvet gelişimi istiyorsak vücudumuza ağırlığı bağlarız ve onunla barfiks çekeriz, şınav çekeriz, biceps çalışırız. Kasa daha fazla direnç uygulamamız gerekiyor, direnç uygulatmamız gerekiyor ki kendini geliştirsin. Bu gördüğünüz alette parmak çalışıyordum ve üzerinde duramıyordum. Artık parmaklarım güçlendiği için, zaten parmaklarım kalınlaştı eskiye nazaran, çok daha zayıftı. Ve şunu belirtmek istiyorum. Artık tutuşlarımın hepsini parmak tutuş yapıyorum. Yani hangi hareketi yaparsam yapayım, eğer demiri tutuyorsam barfikslerimin hepsine parmaklarımla kavrayacak şekilde, yani bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde tutmam ne oluyor? Bu bilek bölgesindeki kasları daha fazla aktif ediyor. Hem de sanki vücuduma ağırlık takmış gibi kollarıma kollarımın daha fazla çeki sağlamasını sağlıyor. Nasıl diyeyim? Kasları daha fazla kullanmamı sağlıyor. Çünkü kavradığım zaman kullanmam gereken kas fazla aktif olmuyor.
Ama bunu yaptığım zaman daha fazla kaslarımı kullanmam, daha fazla güç sarf etmem, parmaklarıma binen yükü arttırıp bileklerimi güçlendirmem gerekiyor. O yüzden her tutuşum artık parmaklar. Ayrıca şey oluyor işte, asıldığınızda barfix'ten inmediğiniz için barfix sayılarınızın artmasına sebep oluyor. Bunlar da ayrı detaylar. Eğer böyle değerli detayları öğrenmek isterseniz de Ulusal Workout eğitimlere gelip WhatsApp destekli eğitimlerime gelip bana da destek olabilirsiniz ve gelişimimiz açısından bu sporda iyi ilerlemeler sergileyebilirsiniz. Şimdi antrenmanlara devam edelim. Şimdi iki tekrar daha yapabilirsem beni tatmin edecektir. Ne zamandır yapmadığım bir hareketti, o yüzden zorluyor. Güç kazanmak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Dumbbell elimle kavrayacağım. Yine statik bir bekleyiş yapacağım. Bu bekleyiş sürecinde kameraya bakacağım. Yüzümdeki değişiklikleri ben de merak ediyorum. Kolum uyuşacak ve kolum kendi aşağı inecek. Konuştukça gücüm gidiyor gerçi. Yoruldum artık. Yaptığımız hareketler de kolay değil ki. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ah, bu kola geçtim, nasıl rahatladım. Ama birazdan bu da öyle olacak. Bu tür statik bekleyişler şuna da yarar. Tek kol gibi hareketlere merakınız varsa tek kol barfix. Kolun kilitlenme olayı var ya bu. Burada tutmaya çalışıyoruz ya. Tek kol barfix yaparken de bunu hissediyorsunuz. Yani oradaki kaslar aktif oluyor. O yüzden biraz daha rahatlatıyor. Oo, ne antrenmanlar yaptık be zamanında. Valla. Workout'a başladığım ilk zamanlar böyle dışarı gidiyordum. 6-7 saat çalışıyordum bakın. 6-7 demeyeyim, şey inanmayan olacaktır. 5 saat diyeyim ben size. 5 saat dışarıda arkadaş ortamında çalışıyorduk. Daha sonra eve geliyordum, şınav çekiyordum. Şimdi kimileri şöyle düşünüyor bu işi. Yapma işte, gelişemezsin. Yapma. Tamam, bazı şeyler, kötü faktörler var. Spor yapmanın, çok yapmanın zararları da var elbette ama o zamanlar her şeyi tam bilmiyorsun ama işin bu hevesinde olduğun için ve ilerlemenin hızlı olması için çok fazla çalışıyorsun. İlla ki kuvvet anlamında ciddi anlamları oldu. O yüzden iyi ki de o zamanlar öyle psikopatça çalışmışım ve eve geldiğimde yine şınav çekmeye, barfix çekmeye devam etmişim. Yani onları yapmasaydım, o kadar sıkıntıya acı çekmeseydim herhalde şu anki yaptığım hareketlerin hiçbirini yapamazdım. Zannetmiyorum yani. Çünkü bizim bu spora başladığımız zamanlarda şey yoktu böyle. Türkiye'de bir kaynak yoktu. Hiç yoktu yani kaynak. Ben bir gittim sahile, sonra iki kişi olduk, 10 kişi olduk.
İstanbul'da ayrı şekilde yürüten ekip varmış ama kimsenin birbirinden haberi yoktu. Nasıl öğreneceksin? Yapa yapa. Yapa yapa öğrendik bir şeyler. Beklediğimiz zaman, bu ağırlığı orada beklettiğimiz zaman kan oraya hücum ediyor. Oraya kan hücum ettikçe oradaki bölge besleniyor. Beslenince de gelişim sağlıyor. Şimdi 5 dakikalık pump egzersizlerim var. Antrenman sonlarında daha çok öneriyorum onları aslında. Çok kişi diyor işte sıkıntı olur bilmem ne de. Belli hocalar da açıkladı bunu, pump'ın etkisini. Türkiye'de bilinmiş kişiler. Çok önemlidir. Kaslara veri taşır. Veri taşır ama antrenman eksik yapılırsa taşımaz. Yani şöyle söyleyeyim, 40 dakikalık bir antrenmanı yerine hiçbir zaman tutmaz. Yerde yapılınca biraz insan yamuluyor. Yamulmasının sebebi de denge alamıyor. Ama dengesiz ortamda çalışmak, dengeli ortamda çalışmayı daha kolaylaştırıyor. Örneğin yerde amut kalkmakla halkada amut kalkmak arasında dağlar kadar fark vardır. Ama halkada amut kalkmayı öğrenirseniz, yerde amut kalkmanın ne kadar kolay, ne kadar basit bir düzey olduğunu ve her yaptığınızda amuda kalkabildiğinizi, kalksanız da yorulmadığınızı farkına varırsınız. Oh, ne kadar dengesizse bir ortam. Şuna benziyor. Ne kadar sıkıntı çekersen o kadar iyi verim elde edersin. Bu da onun gibi. Neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben antrenmanlarıma devam edeceğim. Bu tür antrenmanlarına gelmesini ya da farklı antrenmanların gelmesini beklerseniz, bekliyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Eğitim paketlerime girip benimle birebir konuşup birebir programı var yaparak ilerlemek isterseniz de alttaki ulusoyvo.com linkine gidip eğitim hakkında bilgi edinebilir. Blog yazılarıma girip yine bilgiler edinebilirsiniz ücretsiz şekilde. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.